Merhaba arkadaşlar, ben Oktay Yılmaz, Gamer Oktay kanalına hoş geldiniz. Resident Evil 3 oyununda Carlos karakteriyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en son Jill Valentine Nemesis saldırısında enfeksiyon kapıp hasta olmuştu. Ve biz de Carlos olarak Jill'i hastaneye götürdük arkadaşlar. Bir telefon konuşmuş, telsiz konuşmalar gibi. Zombiler. Hastaneyi basan polis memuru, doktor, hemşire. Kim var, kim yok? Herkes zombi. Ha bak kapıyı açtı bu da. Burada her an her şey olabilir. Tüm zombiler her an dirilebilir. Arkadaşlar bizim bir lockpick'imiz yok, lockpick. Şunu atalım, bununla işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken karakterimiz Jill Valentine'i iyileştirmek arkadaşlar. Ama boş yerimiz yok. Bunu niye atmıyor ya Discord? Tamam at. Onu attı. Şimdi dostlar ne yapmamız lazım? Şu ben şunu bir kombinleyelim. Bunda da 8 tane kalıyor. Sağlık durumumuz iyi. Dr. Bard, are you in there? Bu boş. Bunun içine kaset mi alacağız? Bir şey alacağız. I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? Zombiler. Hastaneyi gördüğünüz gibi basmış arkadaşlar. Ama biz burada zombilerin kafasına sıkıyoruz. Bizim işimiz bu. Daha ayağa kalkmadan geberteyim bunu. Şimdi tape player diyor ama sen öyle camı kıramazsın dostum. Tape player diyor da bizde yok ki tape player. Ha,
He, buradan da yol var. Biz böyle de gitmedik. Burası bayağı bir karıştı arkadaşlar. Böyle de gitmiyor. Tape player. Biz teybin içine bir kaset maset bir şey alacağız demek ki arkadaşlar. Orayı daha sonra açmamız lazım. Böyle başka yeri var mı? Yok. Ben biliyorum sizi de, bunlar canlanacak diye biliyorum ya. Tehlikeli zombi bunlar. Her an canlanabilirler ya. Evet, şimdi dostlar diğer tarafa geçmiş olduk. Bir böyle bakalım. Save room çıktı burada. Kasaya, sandığa bir şeyler... O değil, sandığa. Sandığa bir şeyler atmamız lazım. Şunu göndereyim sandığa. Ya da bunu göndereyim. Başka neyi göndereyim? Şunu göndereyim. Bunu göndereyim. Tamam. Yer açılsın. Bu bitkiyi alayım. Yeşil bitkileri almam lazım ki... Sandığa yollamıştık. Evet. Not bulduk. Şu 8 tane mermiyi de yollayalım. Sonra arkadaşlar bununla kombin bunu yapalım. Ve burada bu boş bir yer bulup save atalım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben bu işi sevdim ya. Yani. Oo, buranın haritasını da bulduk. Şimdi burası Sevrum. Bizim yolumuz nasıl git olacak? Ha, buradan geldik zaten. Düz gitmedik. O zaman düz gidelim arkadaşlar. Bir şöyle sağa sola bakalım. Şimdi buradan hemen gitmek istemiyorum. Öncelikle buraya bir bakayım. Bu ne lan? Buraya niye baktım ben ya? Atladı aşağı bu hemen. Oo, buradan da buraya atladı. Ha. Buraya atladık da. Bunları birleştireyim ki yer açılsın. Buraya atladık. Buradan nereye gideceğiz şimdi? İyi oldu bu bir bakıma, çünkü oradaki kapıyı açtık. Bastane biraz karışık dostlar. Nereden gideceğiz, nereden ilerleyeceğiz belli değil. Belli de yani bir sürü kapı çıkıyor karşımıza. Oradan bir kapı çıkıyor, buradan bir kapı çıkıyor. Şimdi burası böyle gidiyor, buradan da bir kapı. Düz devam edelim. Bu sefer böyle sağdan gittik, böyle indik aşağı. Ondan sonra burada mermi var, buradan da aşağı atlayabiliyoruz. Bunlar kestirme yollar. Burayı açmıyor peki. O zaman bir burası kaldı.
Burayı da iyice inceleyelim. Burada sesler var arkadaşlar. Birisi diğeri zorluyor. Yani gene teybe kaset alamadık. Oo, dostlarımız geldi. Zombi dostlarımız. Tabii ki bunlar dostlarımız değil ama sonuçta Resident Evil'ın ezeli düşmanları bunlar yani. Olmazsa olmazları. Nereden saldırdı la ayağım öyle? Korkuttun lan beni, nereden saldırdın lan? Al sana kafana kafana. Burayı açmam lazım galiba. Şimdi canlanacağız. Canlanmadan kafasına sıkalım. Bunlar tehlikeli bir önde böyle. Tehlike arz ediyor. Aha bak bak, hasta yatağında yatıyor zombi. Burası bir yere açıyor. Locker room. Yok canım, burası ne değil. Kambin değil ya. Kambinleme değil ya abi. Şu... Buna kaset lazım işte. Bu kaseti nereden bulacağız şimdi? Mesele o yani. Bunun içinde çıkar mı? Tape, Doktor B. Boş yerim var mı? Var ama orayı kasete saklıyorum. Ha, bombayı aldım ya. Bombayı almasam da olurdu. Burası diğer taraftan kilitli demek.
Buraya nasıl gideceğim? Bir de burası var. Zombinin olduğu yer var. Oraya da gideceğim. Herhalde buradan gideceğim ama. Open sesame. No voice match found. Carlos'la oyun zorlaştı. Carlos'a geçtik, devam edelim dedik ama Carlos'la zorlaştı oyun. Bunu görmemişiz. Bunlar kasanın şifresiyle ilgili bir şey yok. Kasanın şifresinde belki vardır kaset. Şu bombayı aldık ama. Atlamıyor buradan ya. Tekrardan üst kata çıkayım bari. Burası sarmadı bana, böyle olmaz. Böyle kaldık burada mal mal şimdi. Sev odası. Burayı açmadım sanki ya. Açtım mı? Yok, burayı açmadı. Evet arkadaşlar, burayı tesadüfen bulduk öyle gezinirken. Burayı açmamıştık, o zaman doğru yol üzerindeyiz. Tamam, kilitli kapı burası. Güzel güzel. Yolumuzu bulduk. Böyle gideceğiz şimdi. Hastane biraz karışık. Ama bulduk sonra. Beni. Yer yok ki. Tamam, şunu atacağım. Bunun işi bitti. Bunu atalım. Bu zombi de dolabın içindeymiş. Çıktı anide karşıma. Ne tırstım ya. Böyle anide
Resident Evil 3'ün işte sürprizleri var böyle, ani sürprizleri. Şu masaların üzerine iyice bakalım ki bu sefer kart oluyor, bir şey oluyor. Ondan sonra almıyorsunuz. Almadan ilerliyorsunuz. Bakın mesela not çıktı. Bunu da görmemiştik. Gerçi anlamıyoruz notlardan. Çok iyi İngilizcemiz yok. İyi bir İngilizcemiz olsa anlardık. Biraz yavaş yürüyeyim ki şuralarda gözden kaçırdığım bir şey oluyor sonra. Olmaz. Aha. Yeni tür canavarlar çıktı karşımıza. Şimdi kartını alınca Jesus Christ. Dikkatli olmamız lazım. Şimdi ben bir sev atayım. Ne olur ne olmaz zıvarmasın karakterimiz. Tamam. Zombiler. İlk burayı açalım bari. Tamam, çok güzel. İlk kartla burayı açtık. Atmam lazım ya. Bir şey atmam lazım. Şunu atayım ben bari. Burada gerçi önemli bir şey yok. Bomba çıktı. Burası bomba kaynağı. Yerimiz yok ki bunları. At bunları ya, boşver. Burada başka bir şey çıkmadı o zaman. This is Nathaniel Bard. Open the door, please. No voice match found. Orayı sesli açmamız lazım. Lockpick yok, lockpick.
kadar karışık buraya abicim ya, bu ne ya? Ha, Jill burada. Jill'i kurtaramadık ya bir türlü. Yine yer kalmadı. Burayı zincirlemişler. Çok karışık oldu buralar. Çok bir sürü kapı, bir sürü giriş çıkış var. Yani ben ne taraftan gideceğim? Şunları açamıyorum zaten. Şuradaki dışarıya çıkamadım, buraya çıkamadım. Bu taraf var. Ha, burası sesten açılıyor. O kaseti bulamadıkça bir şey yapamayız yani. Bir şurayı açtık arkadaşlar ama burada da kaset çıkmadı buradan. Bombalar falan çıktı. Kaset. Bir daha iyice bakalım buraya. Bu mermi var. Green herb var. Başka da bir şey yok. Böyle niye zıplamıyor ya? Allah Allah. Buraya çıkıyor ama zıplamıyor oradan. Neyse, en mantıklısı üst kata çıkmak dostlar. Yani en mantıklı yol burası galiba. Burada o kimlik kartıyla işimiz bitmedi. Kimlik kartıyla bir yerleri açmamız lazım. Böyle gideyim bakayım. Kimlik kartıyla burası var işte, tamam. Kimlik kartıyla işimiz bitti. Atalım bunu gitsin. Oo. Luck pitch'imiz yok. Luck pitch. Yaratıklar bastı burayı dostlar. Bir tane darbede indirdi bizi ya. Nasıl bir yaratık ya.
Neyse ki buradan başlatıyor. Hemen gidelim ya, işini bitirelim. Burası geri çıkıyor. Kolay yövermiyor bunlar ya. Nasıl bir yaratık lan bunlar? Hele şükür ya. Ha? Hele şükür bulduk ya. Aranan kan bulundu arkadaşlar. Nihayet bulduk. Buradaymış aranan kan. Hemen kombinleyelim bunu. Tamam. Kasetimizi oluşturduk dostlar. Kasetimizi oluşturduk. Teybimize yerleştirdik kasetimizi. Yaratıklar bayağı bir tehlikeli, ölümcül yaratık bunlar. Şimdi kasetimizi aldık. Burayı açtık. Nereden gidiş var? Bu karmaşık hastanede. Mesele orayı bulmak. Aynı yerlere gelip duruyorum ya. Oo, bir şey daha buldum. Ne bu? Bakayım. Ha, silahın galiba bu. Kombin bununla mı kombin? Çok iyi be. Silahımızı kombinledik yani. Ha, ben de diyorum oradan niye geçmiyordu bu ya? Meğerse şeyden. Önünü bitkiler kapatıyor da o yüzden geçmiyor. Aldı dostlar. Bir kafada bağladım lan. Kafalarınıza da beyninize, beyninize, kafanıza, kafanıza sıçacağım dostlar. Sen burada kaçarak kurtulamazsın yani, bunu böyle kaçarak. Nedir ya? Ben bu şeyi almak istemiyorum ama alayım bari. Kombin diyeyim. Kombinlemiyor. Zombiler birdenbire çoğaldı burada. Öyle gitmeyeceğiz. Böyle gideceğiz.
Teyipli yeri atmamız lazım. İşte burası teyipli yer. Çok güzel. All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, you bedpan changing waste of a nursing degree. Tamam, süpersiniz dostlar. Oo. Bard. Ölmüş bu. Tyrell. Bard's dead. He's been shot. Bard ölmüş. Shit. And the vaccine? I'm looking. Well, look harder. There's got to be a computer, right? Rahatla ilgili. This is VRC Chief Nathaniel Bard. September 29. Burak'ın bıraktığı Eylül 29 Eylül'de bırakmış olduğu notu izliyoruz, videoyu. And I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light that I can restore some small shred of honor to my name. Aşıyı bulmamız lazım. Enfeksiyon kaptı ya Jill, onu iyileştirmemiz lazım. T-Virus. T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus. T-Virüsünden bahsediyor arkadaşlar. My team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. Yeraltı çıkışı mı var diyor. Sons of bitches of the board. They want to destroy it. They yok don't want the world diyor to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. Now I'm not a fool. I know they don't want me to. Umbrella. Video kaydı bitti. I got you all along. And she trusted me anyway. Fuck! Oo. Burayı bir bakalım da ondan sonra çıkalım hadi. Is it here? İşte bu. All right, Joe. Hang tight. Tamam, şimdi Jill'i iyileştirmenin zamanı geldi. Çıkalım buradan. I got it. Good. I'm headed your way. Be careful. Careful. Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Çok fena hızlı baktı bizi. Bunları da kelle alıcı. Hang tight. Onlar kadar tehlikeli, bunlara da kelle alıcı diyebiliriz. T, I got it. T, I got it. Aldım diyor. Be careful. Dikkatli ol. Careful. Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Bu yaratıklar ya, bu ne ya? İki kere vurdu mu kelleyi yalıyor bizim. Neyse, zıbartalım onu şimdi. T, I got it.
Be careful. Careful? Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Ah. Ooo, bu nasıl bir yaratık ya? Zıvarıp zıvartıp durdu beni ya. Kaçmam lazım orada. Hang tight. T, I got it. Good. I'm headed your way. Be careful. Careful? Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Helal şükür ya. Şerefsize bak, zıvardı. Şimdi ben nereden gideceğim ki? Bunu zıvarttık ama. Her yer bu yaratıklarla doludur şimdi. Değil, burası da değil. Cili bulmam lazım ki bulabilirsem tabii. Cili iyileştirmem lazım dostlar. Jill Valentine iyileşmesi lazım. Onun için bulduk ki. Burası tamam. İşte burada. Jill'i biz buradaki odaya getirdik. You're gonna be okay, Jill. Tamam. Şimdi bunu kullanalım. Evet. Jill'i iyileşmesi lazım şu anda. İyileştirelim. İğneyi aşımızı yapalım. Enfeksiyon kapmıştı. Tamam. Şimdi birazdan Jill iyileşecek. Evet, iyi olacaksın Jill. İyileşeceksin. Evet, çalışması lazım, işe yaraması lazım. Tyrell, what the hell happened? Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. Aha, zombiler basmaya başladı burayı. I got this. Jill'in uyanması lazım. Better grab some gear. Sounds like there's a lot of them out there. Bir sev atayım burada. Ondan sonra daha sonra arkadaşlar kaldığımız yerden buradan devam ederiz. Şu anda Jill'i tam iyileşmedi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapayım. Bunu da sandığa atayım. Bir dakika dur. Hatta bununla işim bitti. Bunu atayım.
dostlar. Ondan sonra sandığa bunu da atayım. Şimdi tekrardan bunun üzerine sev atayım. Tamam mı? Attık. Peki öyleyse. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Jill Valentin'in ve Carlos'la tekrar devam edeceğiz. En son aşıyı sapladık Jill'e. Yani aşı yaptık. Jill iyileşmedi ama iyileşmek üzere. Dostlar, buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.